başlıyor. Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Yarış kurucularımız hoş geldiniz. Ve sizler ekran başına hoş geldiniz. Tabii ki pek kıymetli mesai arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, yoldaşlarım, dükkana hoş geldiniz. Buyurun. Ramazan ayı boyunca kart borçlarını kapatmaya, mümkünse araba vermeye devam ediyoruz. Üç yeni yarışmacım geldi bugün. Onlar da 6 numara Duygu, Sinop. Yalnız ya çok Sinoplu geliyor. Sinop'a fazla mı çalışıyorsunuz? Yoksa Sinoplular çok mu kredi kartı borcu takıyor? Peki hoş geldin. Hoş bulduk. İnşallah kapatacağız kart borcunu. İnşallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ve bir sonra 19 numara Cansu Gümüşhane. Gümüşhane'den bir yarışmacım. Gümüşhane'nin nesi meşhur? Ben Erzincanlıyım aslında. Bir haftadır Gümüşhaneliyim. Yeni evlendim. O yüzden... ama Erzincan'ın tulum peyniri meşhur. Ama Gümüşhane'nin şu an için bilmiyorum. En kısa zamanda... Geçen hafta neydi mesela? Şu an için bilmiyorum. Şu an için bilmiyorum. Ne kadar oldu evlendi? Yarın bir hafta olacak. Balayından falan mı? Evet, balayından. Normalde bugün gelecektim ama dün bitirdim. Bu şekilde. Kart nasıl şiştiyse balayını satmış geldi. Borç yiğidin kamçısıdır. Arkadaş ama psikopat oldu kamçı diye ya. Peki, tekrar hoş geldin çok diyorum. Teşekkür başarılar ederim. Diyorum. Sağ olun. 21 numara Ümit Hatay. Teşekkür ederim. Ah. Ümit'le beraber Hatay mutfağının ne kadar güzel bir... Belli oluyor zaten. Göbeğimden bakarsanız ne kadar güzel olduğunu belli olur zaten. Künefeler. Ya hepsi kebapla. Ümit sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese başarılar, kolay gelsin. Seyircimiz burada, çarklarımız, kartı feleklerimiz burada, kutucuklarımız burada. Kıymetli dostlarım burada, yarışmacılarım burada. O halde başlayabiliriz. Şarkın günü Fatma Gül. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Numaraya bak Allah aşkına. Ben buradan bekliyorum da. Allah. En iyi numaram bu mu? Görürsünüz. Görüşürüz. Korkmadınız elin mı? Elin indir falan. Heyecanlı olmadınız mı? Çok çok korktum. Sen yoksun diye ben yarışmayı başlatmamayı düşünüyordum. Sen bana numaralar düşünüyormuşsun. Canın sağ olsun, helal olsun. Ben sensiz şurada 2 dakika durmam ama senin aklın nerelerde? Hoş geldin Fatma Gül. Fatma Gül Fakir. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Ben neler düşünüyorum, o neler düşünüyor ya. Sakin ol. Yani kadim dostum Sakine'ye sakin ol demek de başka bir şey. Karşınızda yeni asistanım. Evet.
Peki bugünün ilk şanslı yarışmacısı acaba kim? İlker Bey. Efendim? Size ufak bir sürprizimiz var. Böyle üç bayan olarak. Ne? Evet, başlayalım kızlar. 1, 2, 3. Bankadan kaldıramadık borçları da İlker. Sana geldik İlker. Şimdi geldi borç ödemenin zamanına İlker. Sana geldik İlker. Şimdi geldi. İnanılmaz bir eser. Olağanüstü bir kafiye, müthiş sesler. Katılıyorum. Gerçekten Ajdar'ı aratmadınız. Çok teşekkür ederim. Bu üçlüye gerçekten Fatma Gül de çok yakışırdı. Hadi bakalım, bugünün ilk şanslı yarışmacısı acaba kim? Bugünün şanslı yarışmacısı acaba kim? Aranızda oturana uğur getiriyorsunuz. Bir rakamla kaybettik. Bir rakamla. Şu ekstreyi alayım. Ben de bir rakamla kaybettim. Heyecanlı mısın? Biraz. Çok hoş iyi. Geldin. Hoş bulduk. Aslında temin söz istemiştim, görmediniz. Ben bugünü görmüştüm rüyamda, onu anlatacaktım size. Dün akşam Fatma Gül'ün yatarken... kıyafetleriyle. Yok, Fatma Gül'le alakası yok. Dün akşam rüyamda balık tuttuğumu gördüm. Balık da kısmetmiş. Annelerim öyle yorumladı. Bugün içime doğdu sanki, öyle oldu. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Sevgili seyirciler, ilk şanslı yarışmacımız belli oldu. Acaba ikinci şanslı yarışmacımız, bugünün ikinci yarışmacısı kim? Bakalım kim? Gergin anlar. Makinede var mı bir şey? Gerçekten arkadaş da şöyle yapıyor. Şöyle oturmadı bile ya. Oturmadı bile arkadaş. Ya daha oturmadı. Ha biz oturandı diye mi? Valla tam yerine oturdu şu anda. Sadi'nin de içine belki, oturdu. Belki işe yarar. Peki sevgili seyirciler. İkinci... Yarışmacım da belli oldu. Acaba bugünün son şanslı yarışmacısı kim? Acaba kim?
Bir hemşerimle yarışacağım. Tabii ki torpil asla olmayacak ama kart borcunu halledeceğim. Çarşının dibine vuracağız. Arabayı da verip göndereceğim. İnşallah. Sakın bunun bir torpil olacağı aklınıza gelmesin. Kesinlikle. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Hiç beklemiyordum. Yaradı galiba işte size söylediğimiz şarkı. Torpil. Diğer ikisi de niye yaramadı? Ben yaptım ben. Sistem muhtemelen üçünüzü bir an önce göndermek istiyor. Olası bir şarkının tekrarı olur da Allah alayım ekstreni. Bravo. Fatma Gül Hanım ne soruyoruz ilk etapta? Kartları vermemi ister misiniz İlker Bey? Efendim? Zarfları. Teşekkürler. Ay çok sağ ol. Çok teşekkürler. Rica ederim. Büyük final oynarsan hangi renk zarfı seçeceksin? Sana niye kızıyorsam? Bilmiyorum. Büyük final oynarsan hangi rengi seçersin? Ya benim içimden geçen renk kırmızı diye düşünüyorum. Selam. Mavi. Ceren. Sele. Al hadi. Üçünüz de farklı farklı söylediğiniz için. Ne soruyoruz ilk etapta? Dört kelime, 22 harften oluşan bir deyim. Duydunuz. Deyim. Bir neymiş sorar mısın kendisine? Mesela bir deyim. Dili pabuç kadar olmak. Kulak asmamak. Kulak asmamak. Aklını başına toplamak. Evet, ne yapıyoruz? Bu bir deyim. 22 harften oluşuyor. Puan toplamaya dikkat edin final ve büyük final için. Çok önemli. Ferhat, çevir gelsin. Çark Felek'te birinci etap başlıyor. Biraz daha hızlı çevirirsen daha iyi olur. Dört gün burada kalırız. 750 puan. Çok güzel başlangıç. Süper başlangıç. Limonun L'si diyorum. L. 1500 puan. Hop tamamdır. Çevir gelsin. Bu bir deyim 22 artı 4 kelime. Şaka gibi. 1500 puan. Sivas'ın sesi. Güzel, çok güzel. Devam. Manisa'nın M'si. M. Sana gelmez böyle puanlar ama 400 puan. Ne harfi demek istiyorum? Ne? Rüyasında gördüğü balıkları topluyordu arkadaş. Acı laf söyledi. Senem çevir gelsin. Ne
puan için sessiz bir harf. Rize'nin R'si. R. ...750 puan. Tokat'ın T'si. Ceren. Çeviriyorum. Çevir. Hızlıca. ...400 puan. Diyarbakır'ın D'si. Çevirir miyiz sen? Çevirebilirsin. ...750 puan. Van'ın B'si. Ve... ...300 puan. Diyarbakır'ın D'si. Niye yaptın bunu? Orada nal gibi monitör var, yazıyor şeyle. Hata yaptım. Söylenmiş bir harf. Diyarbakır'ın D'si. Yani söylenmiş harfler bir de eksiliyor orada bu hata yapılmasında. Selam. Çevireyim mi? Lütfen dikkat, bak çıkmış harfler tamam, orada var. Bu bir deyim. 200 puan. Zonguldak'ın Z'si. Z. Buyurun hemşerim. ...750 puan. P. Efendim? P. Hangi P? Pandanın P'si. Pandanın panı... ...P. Lütfen hızlı çevir. Sendeyiz. Ne yaptın? ...300 puan. Bursa'nın B'si. B. Süre var. ...250 puan. Süratli. Ferhat'ın F'si diyorum. Bulamadınız mı hala? F. Çıkınca çok üzüleceksiniz. Evet. Yozgat'ın Y'si. Y. Yeah. Ceren hızlı çevir gelsin.
500 puan. G. Efendim? G. Ferhat. Ben tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Çevirip riske girmeyeceğim. Sen bilirsin. Bu bir deyim. Söyle abi tahmin. Selam verip borçlu kalmak. Selam verip borçlu kalmak. Sessizlik. Senem, sendeyiz. Sevil Senem. Ne dedi? Sevil Senem. Ne dedi? Sevil Senem dedi, bana olsun bari. Ona ne yapmak istersin? Hala tahmin yok yalnız. Daha elin bir vakaymış. Evet. Sana da haksızlık etmişiz. Çevir o zaman. Lan nasıl ben hata yaptım? ...400 puan için sessiz bir harf. Çankırı'nın Ç'si. Efendim? Çankırı'nın Ç'si. Ç! Emin misin? Çünkü... Yok, doğrudur herhalde. Çünkü çıkmayan bir iki harf kaldı. Risk almak gerekir mi bilmiyorum. Buyur lütfen. Selam verip borçlu çıkmak. Ne? Gerçekten mi? Evet. Doğru değildi. Doğrusu salam vurup borçlu çıkmak. Harbi melek gelsin borçlar ödensin. Selam buyur. Ferhat, ikramdır bu. Ya bildiğim şeyi yanlış söyledim ya, ona üzüldüm. Onu ama fark ettik biz. Arkadaşım adına da sevindim. İnşallah öteki turda bize kısmet. Ama lütfen şey yap, burası çok farklı. Bir daha tahminleri şurada aldıracağım. Ya ama gerçekten öyle, çok farklı. Kalk borcunu kapat. Güzel. Çevir gelsin. %30. Yani neyi diyorduk biz buna? Alt? Alt sınır. Asgarisi. Ödeme. Evet. Asgari ödeme tutarı. Yeter mi yetmez mi? Yetmez. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Tabii öyle. Yeter mi yetmez mi? Peki çevir gelsin bakalım. Kart borcunun tamamını ödemek için bankaya gidiyoruz. Hoş bulduk. Zıpkın gibi bir açılış yaptık ve Senem'in kart borcunun tamamını, %100'ünü kapatıyoruz. Peki İlker Bey, hemen. Ne kadar kart 2000 TL. Vardı? 2000 TL'lik bir kart borcunuz vardı. Ve artık yok. Buyurun çekiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kart borcunun tamamını kapattık. Biz Çarkı Felek'te ikinci etap oynuyoruz.
tek tahmin hakkınız olduğunu unutmayınız. İlk ve doğru tahmin eden büyük final oynar. Bye. Bye. Sabırlı olunuz, acele düşününüz. İlk harfimiz açılsın. Bilen büyük finalde. Şimdi birinci etabı bitirdik. Ferhat'ın olağanüstü bir puanı var. Tıpkı kart borcu gibi. Pişirdi ve Senem yedi. Ceren ikramı geri çevirdi. Senem rahatladın. Evet. Ama puan biriktirmeniz gerekiyor. Ceren senin de öyle. Evet. Yoksa üç etabın sonunda böyle giderse final oynamayız. Direkt Ferhat'la büyük final oynarız. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Sevgili seyirciler, Çarkı Felek'te ikinci etaptayız. Fatma Gül, ne soruyoruz? Dört kelime, 19 harften oluşan oyuncu ve rolü. Dört kelime, 19 harften oluşan oyuncu ve rolü. Senem, seninle başlıyoruz. Çevir, gel. Hayır. 300 puan. Muğla'nın M'si. M. Bir tane var. Çevir gelsin. Gerçekten mi? Aa. Şakacıktan. Kayseri'nin K'si. K. Çok güzel. Devam et. Çevir gelsin. ...1500 puan. Kart borcunu nasıl olsa hallettin. Finalde rakibini yakalamak için çok önemli bir an. Süre... Midenin neyse. Ne? Şahane. Var mı tahminin? Yok. O zaman çevir. Tahmin olan? Ve yırttın. Yırttın. Brixton. Emniyet jokeri geldi. Bu joker sende olduğu sürece herhangi bir pas ya da herhangi bir iflas sana uğramaz. Devam edersin. Lütfen çevirmeye devam et. ...750 puan. Rize'nin R'si. Nerenin N'si? Rize'nin. R. Var mı tahmin? Yok, devam edin. Sesli bir harf satın alabilirsin. Çevirip. Çevireceğim. Çevire. Beş yüz puan. Yozgat'ın Y'si. Y. Ceren, fırsat senin. Haydi. Trabzon'un T'si. Ç.
Çevirmek mi istersin, sesli bir harf mı satın almak istersin, tahmin etmek mi istersin? Sesli bir harf alabilirim. Alabilirsin. Alayım o zaman. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Adana'nın A'sı. A. Evet. Çevirmek bir tahmin mi? Tahmin etmek istiyorum. Tahmin etmek istiyorsun. Nedir? Tarık Akan, damat Ferit. Ferit, evet. Tarık Akan, damat Ferit. Sevgili seyirciler, kartı felek gelsin, borçlar ödensin. Buyurun. Şöyle biraz daha alayım seni. Teşekkürler. Ayıp sorması. Ne? Neye çok para harcıyorsun? Ya benim bir köpeğim var. Ona bu aralar çok fazla para harcadım. Hastalandı falan. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Ama tam mevsimi. Evet. Ben de geçen ay acayip tüy döktüm. Estağfurullah. Benimki köpük. Öyle mi? Evet. Ya yarışmacılar çok sık başımıza geliyor. Yani hayvan beslemek de biraz masraflı bir iş sanki. Çok fazla. Benden çok masrafı var. Evet. Artık kendim yiyip içmiyorum, ona her şey. Peki. Hedefin tabii ki %100 ama seni ne keser? %50'nin üstü olabilir. Çevir gelsin. Teşekkürler. %40 ilk hakkın, iki hakkın daha var. Yeter mi, yetmez mi? Bir kere daha çevirmek istiyorum ya. Ben olsam ben de çevirirdim. %40. Çevirir miydin sen? Çevirirdim. Arkadaşlarımıza İki hakkı daha var arkadaşım. Çevirmezdim yani. Diyen. Hem Mehmet amca sen de mi çevirirdin? Çok düşük ama ya. Ben olsam çevirirdim. %70 değil. Bir 50'nin üstü olsa neyse. Yani 40 çok düşük. Yani. Ya şampuanla yetmez o ha. Ne yetmez? Şampuanla yetmez. Şampuanla yetmez. Peki ne yapmak istiyorsun? Çevirmek istiyorum. Çevir lütfen. Şimdi sabuna bile yetmeyecek o para. %30'u git. Hayır. Yeterli değil. Peki. Al %30'u git. Evet, yardım istiyorum. Çok döndü oradan. Oradan çok döndü. Bence çevir Ceren. Ben okunu oldu turuncu. 30 bence. Ceren en sol. Bu mu? Şuna mı? Yok. En sol 30. Evet o. En sol. Hayır. Ona da yap. Ona da yap. Hayır. Ona da yap. Başka nerelere koyalım? Tamam. O sıfırla yüzün yanındaki 40'a yapıştır. Orası evet. Gelebilir. 40 sıfırla... Şu. Sıfırla yüzün yanı var ya üst tarafta. Tamam. Orası o. Ve... Bir 30'u da... 45'e yapıştırayım mı? Ceren. Yapıştır. Yüzün üstündeki 30'a yapıştır. Evet. Yukarıda 30 var. 60'ın yanındaki. Öyle yapalım. Tamam, evet. Oraya koy. Bu mu? Burada bir... %30 kapatılmış durumda. Burada da bir %30 kapatılmış durumda. Burada bir %40 kapatılmış durumda. Şu anda hala %30 hakkın var. Alıp gidiyor musun? Yeter mi, yetmez mi? Yetmez, son hakkını değerlendiriyor musun? Son hakkımı değerlendirmek istiyorum. Çünkü yetmez. Tamam, peki. Yetmezse o zaman çevir. Tamam, çeviriyorum. Hızlı.
%50. Artık gerisini de kendim halledeceğim. Yapacak bir şey yok. Rica edeceğiz. Ya da üçüncü etap. Evet. Üçüncü tur daha senin için yine devam ediyor. Sevgili seyirciler, biz bankaya gidiyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Buyurun canım. Ece Hanım. Teşekkürler. Hemşerim için, buyurun lütfen. Daha iyi bir sonuç isterdim ama olmadı. %50'sini ödüyoruz. Tamam. Bir dahaki etap yine geleceğim. Yine gelecek. Evet. İnşallah beklerim kalan %50 için. İnşallah. 4500 liralık bir kart borcu görünüyor sistemimizde. Doğru evet, mudur? Evet doğru. Tamam, hemen %50'sini kapatıyoruz o zaman. Kalan %50 için de bekliyorum. Buyurun teşekkür canım. Ederim. Tebrik ederim. Sağ ol. Sevgili seyirciler, hemşerimin kart borcunun yarısını kapattık. Ve biz Çarpı Felek'te üçüncü etap oynuyoruz. Ya. Kısmet burası, belki burası, bu sefer çok bize farklı. Denk gelir. Hadi üçüncü turda senin için dönsün. Bir harf söyle, bir harf söyle bakalım. Olmayan sorudan herhangi bir harf çıkacak mı? Bravo. Bravo. Ya. Ulan gerçekten farklı ya. Anlık abi geç. Dalga geçecek. Ay bir de böyle olacak. Oradaki oksijen farklı mı ya? Farklıdan sıkıyorlar orada. Ya Serhat'ın... Devreler yandı şu an. Peki, sizce ne yapmalı Ferhat? Tahmin hakkını mı kullanmalı? Bir daha çevir. Sesler satın alsın. Bence önce nefes alın. Bugün bir kampanya başlattım. Sadece bir etaplık. Sesli harf bedava. Ne güzel. Hepsinden al. Önce bir derin nefes lütfen. Bir fikrim var. Fatma Gül. 6 kelime. 24 harften oluşan kamyon arkası yazısı İlker Bey. Yazısı. Ne oldu? Dalga geçecektim sandım. Ben seninle ne zaman dalga geçtim? Etmedi mi? Geçmiyor mu? Ben seninle ne zaman dalga geçtim? Şaka mahiyetinde canım. Öyle gerçekten dalga geçmiyorsunuz. Şaka yapıyorum. İlker abi. Evet. Bu bir kamyon arkası yazısı. Doğru mudur? Doğru. 20 kaç harfliydin affedersin? 24. 24 harf. Burada çok puan var. Puan durumuna baktığımızda puanlarımız sırasıyla 7050, 5700, 3250. Farkın açılmasına izin vermeyiniz. Böyle bir puanlama hepinizin büyük final şansını devam ettirir. Farkı açtırmayın. Üçüncü etap Ceren'le başlıyor. Çevir gel. Üçüncü etabın nazarı olsun. Ferhat çevir gelsin çarkı. Var mı tahmin eden? Ferhat dikkatin dağılmasın. Ses. Sessiz bir harf. Sessiz bir harf söylemelisin. Sessiz bir harf. Sessiz. Nide'nin neyse. Nide'nin neyse gibi mesela anlatabildim mi? Sessiz bir harf söyle. Nide'nin neyse. İşte onun gibi. Ne? Sen çevirmeye devam.
Adam şanslı diye gönderdiniz. 13 arzu ile 15 saati. Duruma bak. Oksijen yok orada galiba. Bir şey söyleyeyim. Lütfen. Mahkumların bir sözü vardı. Kimlerin? Mahkumların bir sözü vardı, kader mahkumlarının. Çok siz güzel. Mi içeridesiniz, biz mi dışarıdayız diye. O mu şanslı, biz mi şanssızdı şu an anladık. Evet, alkışlıyoruz. Evet. Sadi'nin vermiş olduğu bu güzel örnek. Ya söz tabii ki çok güzel de konuyla... eğer anlamını bilen varsa lütfen kanalb.com... Hadi bir kendine gel. Hadi. Hadi Senem döndür. Hadi çevir gel. Yine Kayseri'nin K'si demek istiyorum. Yine Kayseri'nin yine K'si. Bir tane var. Çevir gelsin. Ceren çevir gelsin. Teşekkür ederim. Hayır. Hayır. Çevireyim mi? O iki pas da senin şansına. Sana geri gel. Evet, moral al. Evet, evet. Hadi. Şimdi ne kadar muhteşem bir puan geliyor. Bir bakın. Bakın, eksik puan. Rize'nin V'si. R. Süper. Hadi abi, senin gel. Hadi. L. Var mı bunlar? Buldunuz mu? Dındınlı mı? Cansu 19. Hoş geldin. Oho, buldun mu? Hayır. 21 Ümit. Hayır. Sessiz bir harf. 400 puan. Trabzon'un T'si. T. Puan. Sivas'ın S'si. S. Senem çevir gelsin. Haydi. Bu bir kamyon arkası yazısı. 1000 puan. Çok güzel puan. Yozgat'ın Y'si. Y. Yıldız'ın Y'si. Devam. Geçmez. Ceren buyur lütfen. Pas geldi. ...500 puan.
Memleketimden gitmek istiyorum. Gönenin G'si diyorum. G. Peki. Çarkı çeviriyorum. Bu puan hepiniz için geçerli. Hızlandırılmış bir tur oynuyoruz. Kırmızıya gelen puan hepinizin ortak puanıdır. ...400 puan için Ferhat. Bahar'ın B'si diyorum. B. Çevirmeden. Hadi. 400 puan için sessiz bir harf. Zonguldak'ın Z'si. Z. Başka sessiz harf söylemek ister misin? Ya da tahmin etmek ister misin? Süren... kısıtlı. Başka harf söyle. Sesler. Ceren, harf söyle lütfen. Malatya'nın M'si. M. Sessiz bir harf daha söyleyebilirsin, tahmin edebilirsin. Sesli mi söyleyebilirsin? Sessiz. Sessiz. Denizli'nin D'si. D. Ferhat bir harf söyle. Ferhat'ın F'si diyorum. F. Senden bir harf söyle. Van'ın M'si. V. Ceren bir harf söyle. Ç. 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 Ferhat. H diyorum. H. Sessiz bir harf söyleyebilirsin, tahmin edebilirsin. Sesli bir harf satın alabilirsin. A demek istiyorum İlker Bey. Efendim? Ne demek istiyorsun? A. Sesli harf satın aldın. A. Sesli harfler bitti, tahmin etmek zorundasın. Süren var. Bitmek üzere olan bir süren. Sesli harf satın alabilirsin. Senem. Ya da direkt tahmin edebilirsin. E. E. Tahmin. Bir yerde takıldım ya. Geçti. Ceren sesli harf alamıyorsun, puanın yetmiyor. Sadece tahmin edebilirsin. Tahmin edeyim. Ayelet hızını, üzme el kızını. Peki. Herkes bulmuş muydu? Evet. Ya şaka maka bir yana burası hakikaten farklı. Gerçekten. Çünkü farklı. Ne zaman sizde bilen var mı diye sorduğumda Ferhat da tıpkı sizin gibi sürekli bildim ettim diyordu. Bildiğini siz de biliyordunuz. Burada olmuyor. Evet. Evet. Aynı. Burada yapan burada yapan kart borcunu ödüyor. Kartı felek gelsin ve borçlar ödersin. Zaten yarısını ödemiştik, doğru mu? Evet. Şimdi kalan yarısı ve belki de biraz daha üstüne çıkıp alışveriş için, çarşı için çeviriyoruz. Ceren, çevir gelsin. Şimdi %50, kalan %50'yi de kapatıyorsun. Hiç alışveriş yapamıyorsun ama kart borcun kalmıyor. Tamam mı, devam mı? Devam etmek istiyorum. İki hakkım daha var zaten. Yeter mi, yetmez mi?
Ya kartımı kapatır ama alışveriş şey yapsam fena olmaz. Akıl yetinemeyeceğim galiba. Al %50'yi, kart borcunu sıfırla. O zaman ben Aslı'ya sorabilir miyim? Maalesef soramazsın format. Tabii ki sorabilirsin. Aslı veriyor. Ben Emre hazırım cevap vermeye. Ama ben olsam yaparım Ceren'cim. Çevirir misin? Evet. Yaparım. Yani iki hakkın daha var, üç tane yüzün var. Sade. Ben de çeviririm. Çevirirsin sadece. Çünkü %50'sini zaten tamam. Kapatmış İlker Bey. Bu fırsat daha gelmez. Ceren. Çeviriyorum. Çevir bakalım. Çeviriyorum. %70. Kart borcun kapanıyor, üzerine 2000 puanlık alışveriş yapabiliyorsun. Yeter mi, yetmez mi? Ya aslında yeter yani. Kabul etmeyi düşünüyorum ama risk de almak istemiyorum. Ne yapayım? Birazcık da kararsızım aslında. Tamam. Daha altına girebilirim. Altına. Ben sana vereyim. Sen kararını ver. Bence yeter. İşte alışveriş merkezleri de öyle. İşte o yüzlükleri gösteriyorlar, böyle kabarıyoruz. Aynen öyle. Kabul etmeyiz sen. Tamam İlker Bey, ben bunları istemiyorum. Alın. Evet, bravo. Herkes aynı fikirde mi? Evet. Ben aynı fikirdeyim. Kim hariç? Ben. 11 Burak, 18 Umut, 19. Hayır, ben kesinlikle onaylıyorum. Ve 21. Ümit, sen olsan çevirir miydin? Ben olsam çevirirdim. Yani ilk defa böyle bir şans gelecek. Zaten %50'sini ödemişim. Ve 3 tane hakkın olacak, %50 eklenecek. Orada da kaç tane %50'lik var? Yani ciddi bir şansın oluyor. Hem kartı kapatacaksın. Bence hem kartı kapatacaksın zaten %50'sini. %100 de gelebilir. Umut, 18. %70'i giyimde, kıyafette, alışverişte %70 indirim gibi görsün, kapsın. Aynen. Yani buradan bekara boşanmak kolay geliyor da oradan sen karar vereceksin aslında. Bebeğim 3000 fazla puan yani. %100 gelse bile. Yani zaten öyle düşün. Borçlarımın hepsini kapatmış oluyorum. Ekstreden birkaç bir şey daha almış oluyorum. O yüzden benim için makuldür. Süper. Süper. Peki yeter diyor. Yeter. Sevgili seyirciler, biz önce bankaya, oradan da çarşıya gidiyoruz. Geleceğim demişti, geldi. Evet, sözünüzü Hanımcığım, tuttunuz. Evet. Buyurun. Ceren'in kalan borcunu da kapatalım, oradan da ufak bir alışveriş yapacağız. Peki. 4500 liralık kart borcunuzun %50'sini ödemiştik. Şimdi evet. Kalan %50'yi kapatmak üzere çekinizi yazıyorum Ceren Hanım. Tebrik ederim. Şimdi İlker Bey ile çarşıya doğru şöyle bir teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, nedir? Borç varken alışveriş yok. Borcu kapattığımıza göre gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliriz. 2000 puanlık alışveriş yapabiliriz. 2000 puanlık bakalım. Hayır, mesela şurada laptop var ya, o 2500 puanlık falan. Hmm. Eğer istersen bana böyle bir 50 lira indirirsen veririm ben sana. Ne yapalım? İnerler mi acaba? Ha? Ya aramızda kalır. Sana kimsenin görmediği bana bir 50 lira verirsin. 2500'lük laptopu vereyim mi sana? Tamam, öyle yapalım. Ama kimseye söyleme. Tamam, aramızda torpil. O kadar hemşerilik olsun. Yani olsun o kadar. Tamam, peki. Alışveriş bitti. Sevgili seyirciler, 3 etabı geride bıraktık ve şimdi Çarkı Felek'te final oynuyoruz. Tek tahmin hakkınız olduğunu unutmayınız. İlk ve doğru tahmin eden büyük final oynar. Bye. Bye. Sabırlı olunuz, acele düşününüz. İlk harfimiz açılsın. Bilen büyük finalde.
bitti. Evet. Şimdi puan durumuna bakalım. Herkesin toplam puanına baktığımızda büyük final şansı devam ediyor. Paslar yaşadık, iflaslar yaşadık, yanlış tahminler yaşadık, hızlandırılmış tur oynadık. %100'de geldi, %50'de geldi. Bir kez emniyet jokeri Senem'de işe yaradı. Başka bir etapta da gelmiş olsaydı pas ve iflas size uğramayacaktı. Ferhat. Ya süper. Puanlar filan şahane ama bir şeytanın bacağını kıramadık. Yok, ya. Yok İlker Bey, aslında şimdi orada oturuyor arkadaşlar, konuşuyor, cevap veriyoruz. Orada ben de çok oturdum. Yani çok oturdum derken çok uzun yarışmadım ama işte Sade arkadaşımla, Arzu arkadaşımla, bütün arkadaşlarımla birlikte oturdum. Yalnız inanın burada bazen bildiğiniz şeyi yanlış söyleyebiliyorsunuz. Evet. Bunları onlar da yaşayacak ama başa gelmeden bilinmiyor diyorlar ya. İnşallah onlar böyle bir talihsizlik yaşamazlar diyorum. İlk sorumuz neydi bizim? Selam verip borçlu kalmak ne ya? Selam verip borçlu kalmış. Selam verip borçlu çıkmak. İşte o nasıl ağzımdan çıktı ona şaşırdım. Hala onun şoku içerisindeyim. Yani bildiğim soruyu yalnız söyledim. O beni çok şey yaptı, sarstı. Peki. Ama şimdi toparladım, bir sıkıntı yok. Senem, kart borcunu kapattık. Kapattım. Şimdi büyük final için oynayacaksın. Evet. Ceren. Evet. Kapattık. Üzerine de hediye. O hediye esnasında senden almayı taahhüt ettiğim 50 liralık şeyi de kimseye söyleme. Aramızda. Şimdi. Hemen yarışmanın başına zarf seçtirdim. Ceren dedi ki, araba sarı zarfta dedi. Senem, araba mavi zarfta dedi. Ferhat, araba kırmızı zarfta dedi. Finali kazanan büyük final oynayacak. Büyük finali de bilen zarfını açacak. Zarfından belki de araba çıkacak. Hem de nasıl? 0 kilometre, ÖTV, KDV benden. Ve bir depoda benzin. Dünyanın en pahalı benzin. Fatma Gül. 7 harften oluşan bitki soruyoruz İlker Bey. Bitki. 7 harften oluşan bir bitki. Lütfen düğmelerinizi alınız. Tek tahmin hakkınız olduğunu unutmayınız. İlk ve doğru tahmin eden büyük final oynar. Bu 7 harften oluşan bir bitki, yanlışlıkla dahi olsa basmayınız. Sabırlı olunuz, acele düşününüz. Bu bir bitki. İlk harfimiz açılsın. Bu bir bitki. A. Y. Lütfen sessizlik. Tek tahmin hakkınız var. Mutlak sessizlik stüdyo. Bu bir bitki. Bilen büyük finalde. Ceren, tahminin nedir? Manolya. Manolya ise büyük finaldesin, değilse biz devam ediyoruz. Hayır, Manolya mı? Manolya.
hiçbir şey söylemiyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa dinleyebilirim. Tahmin ettim. Geç kaldım basmadan. Arkadaş şansları var. Son harfi görmeden önce tahmin edilebilirdi. Yani o varken bir gol. Şimdi birkaç seçenek vardı yalnız. İlk çıktığında ben birkaç tane seçeneği oturtturdum. Abi ikinci A çıktığında bunun begonya olmadığı anlaşıldı. Evet. Yani. Ve çok uzun süre beklediniz. Begonya olsa E çıkması gerekiyor. Ben de türettim, aklıma başka bir bitki gelmedi. Evet. Yani papatya var. Mesela ben papatya diye düşündüm. Papatya Manolya da dedim. Şey vardı. A çıkmıştı ama. Arkadaşlar. O çıkmadan. A'dan sonra vardı. Yok sadece Y ve A çıktığında. O çıkmıştı. Papatya'da O yok. Eğer papatya'da O olsa papatya olur. Son iki harf çıktığında İlker Bey. Y ve A çıktığında papatya diye düşündüm. Sonra O çıktığında zaten o şıkkı eledim. Lütfen tasarruflu olunuz. Ama illa harcamanız gerekiyorsa da ayağınızı yorganınıza göre lütfen uzatınız. Senem ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Ferhat burası farklı. Eyvallah. Sizinle yarışmak güzeldi. Burada olmak güzeldi. Ben arkadaşlarıma hep söyledim. Hayırlısıysa dedim kısmet olsun. Aynen öyle söyledim. Aynen. Değil mi arkadaşlar? Aynen. Yani sadece şeye üzüldüm. Bildiğim soruyu yanlış cevapladım. Ona üzüldüm. İnan burada olmaktan çok mutluydum. Teşekkür ederim. Lütfen Senem ve Ferhat için koskocaman olsun. Büyü yaptım. Kaldık baş başa. Büyü yaptım. Bildiği soruyu söyleyememesi için sırf hemşerime torpil olsun diye. Ya buyurun. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum İlker Bey. Normalde çok şanssızımdır. Buraya başvurdum, geldim. Yani çok çabuk çıktım ve buraya kadar geldim. Artık şansımın döndüğüne inanıyorum. Böyle de devam eder inşallah. Zarf sarımı. Buyurun konuşun gençler kendi aranızda. Ne diyoruz? Vallahi ilk çıktığımda benim içimden üzerimdeki rengi seç demek geldi. Açık söylemek gerekirse. Evet. Emin değilim tabii içinde ne olabilir. Arzucuğum sen ne diyorsun? Ya aslında sarı sanki doğru bir seçim gibi geliyor ama yine ben maviye takıldım öyle yani. Seda o maviden ileride çıkartacağım arabayı. Seda ablacığım sen? Sana sormadan olmazdı. Şimdi ben Galatasaraylıyım ve kırmızı sarının yanına çok yakışır. Bana göre kırmızı, aşk rengi. Evet, kırmızı da. Senin içinden ne geliyor Ceren? Ya benim içimden sarı geçiyor. Bence yap o zaman. Evet, evet. Direkt zaten ilk aklıma gelen oydu, sarıydı. O yüzden sarıda karar kılmak istiyorum ya. Sarı. Bravo. Sarıya karar verdim İlker Bey. Peki, sarıya karar verdin. Evet. Mavi diyenler parmak kaldırsın. Vazgeçtim ben diyordum. 11 Burak. Turuncu mavi. Diyenler parmak kaldırsın. Mavi. Mavi 20 Rübit. Turuncu diyenler. Turuncu. 11 Burak ve 5 İzem. Yeşil diyenler. 11 Burak, 18 Umut ve 17 Rıdvan. Kırmızı diyenler. 11 Burak, 15 Sadiye. Sarı diyenler. Burak bunları. Burak. Burak bir tek sarı mı demedin? Araba kesin yani sarı değilse. Peki. Gel. Sarı zarfı. Fatma Gül, büyük finalde ne soruyoruz? 8 harften oluşan bir yiyecek soruyoruz. Yiyecek. Evet. 8 harf avantajlı olabilir. Çok harf var. B, C, D, Y, Z, İ bizim verdiklerimiz. 4 tane de senden alalım. Sessiz ve sesli harf. G demek istiyorum. G. M. M. K. K.
ve E. E. B, C, D, Y, Z, İ, G, M, K, E. Bakalım kaç harf bulmuşuz? Bu bir yiyecek. Öyle iki harftir ki seni direkt kelimeye götürür. Tek harfle bilinmişliği var. 10 saniye süre içerisinde istediğin kadar at. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın? 8 yani kadar... harfli bir yiyecek. Eğer 10 saniye içerisinde ne olduğunu bilirsen sarı zarfın içindeki hediye senin. Hazır mısın? Bu kadar at harfi hazırım diyelim. Harfler açılsın. Ve 10 saniyelik süren başlasın. Bu bir yiyecek. Lütfen salla. Kitlendim. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Sıfır. Ve merakla bekliyorum ne olduğunu. Gel yanıma işte. Tahmin olan? Ay evet ya. 19 Cansu. Lahmacun. Evet. Aa. Ben söyledim ama benden duydum. Ben de lahmacun. Ben de burası. İlk açılmadan hamburger dedim ama MC açılınca direkt lahmacun. Ben de şey dürtüyorum. Hamburger 9 harfli. Evet işte direkt saymadım. Azıcık. Sana harf çıkınca dedim lahmacun. Bakalım neymiş? Sever misin? Severim. Artık yemeyeceğim ama. Bir. Lan, her yediğinde aklına geliyor. Bir. Kart borçlarını kapattık. Evet, İki. Bir, alışveriş bir, yaptık. Evet. Bir de şu zarı zaltan araba çıkmazsa tadından yanmaz. Aynen öyle. Değil ya araba değil. Araba sarı zaltan. Araba değil ya. Araba. Motosiklet. Neyse ki bir arabam var, onunla yetineceğim artık araba çıkarsa da. Onunla avutacağım kendimi. Aynı anda iki araba zaten kullanamazdım. Motosiklet, tamam. Yani. Kazanamadığımız hediye teknoloji paketiydi. Bir beyaz eşya paketi. İki tatil. Üç araba. İlker abi. İlker abi. Ve dört motosiklet. Sevgili hemşerim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğin için çok sağ ol. Lütfen kocaman al. Sevgili seyirciler, 3 koltuk boşaldı. Kanal D.com.tr'ye başvurun, gelin, yarışalım. Ramazan boyunca iftar sofralarınıza misafir olmaya adayız. Çarkı Melek bugünlük bitti. Görüşürüz. Patlıcı, sen lahmacun ısmarlayayım mı? Şaka para yok. Son oyunda
sonra harfleri bildikten sonra hadi be felek. Sıra bana geldiğinde şansın da yerindeyse feleğin çemberimizin çare kufelek. Dostlar çoğaldığında kalklar kapandı.